Merhaba arkadaşlar, Atasus Kolmaz serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere Royal Youth ve Valkes Akademi'ye karşı oynadığımız maçların analizini yapacağız. Royal Youth Akademi maçı ile başlıyoruz. Önce yasaklamalara gelelim. Tamam. Şimdi şöyle durduralım. Şimdi Kamil, Karthus, Kalista zaten artık hani bizim takıma karşı e, klasik banlar. Ezreal, Rek'Sai, Wukong. Rek'Sai zaten Typhoon bayağı iyi oynuyor. O yüzden ligde bile banlanıyor. Wukong zaten Wukong'u da aynı şekilde Ezreal'da Meşeid'in bayağı sevdiği bir şampiyon. Hemen ilk seçimden Karma açıkken Karma gelmiş. Güzel bir tercih. Hemen karşısına Ashe ve Trundle gelmiş. Ashe zaten metada gerçekten güçlü bir şampiyon. AD carry olarak afeliyorsun biraz nerfünden sonra Ezreal'ın da yasaklı olmasından dolayı. Ashe güzel bir tercih. Sonra Trundle gelmiş. Trundle işte burada hani kör seçim. Evet çok fazla seçiliyor ama bazen cezalandırılabiliyor. Hemen karşısına Nidalee geliyor mesela cezalandırmak için. Hemen yanına da bir tane Aphelios gelmiş. Hani karşı tarafta hemen Zoe'yi seçiyor. Tamamen takımların kendi tercihi ama burada bence eğer orta koridor şampiyon havuzumuz biraz daha fazlaysa yani ki biliyorum yani şimdi burada bunları söylemeyeyim. <laughs> biliyorum biraz daha oyun hani 3-4 tane şampiyon olduğunu. Burada Zoe yerine bir Treesh alınsa güzel olabilirmiş aslında diye düşünüyorum. Bakalım ikinci feyze geldik. Ooo Treesh'i hala banlamadılar. Volibear Syndra geldi. Aatrox Irelia geldi. Burada Renekton seçimi geldi. Allah Allah. Burada bu Renekton seçimi direkt bize şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki biz destek hani Karma'nın destek gidip gitmediğini görmeden destek seçmek istemiyoruz anlamına geliyor bu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Eştreş ile beraber çok güçlü. Yani Eştreş'e karşı Aphelios Karma oynamak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani Eştreş bence çok daha güçlü. Hani buradan Trash alınıp 5. pikten de top counterlanabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Hemen Renekton'u gören ee, Royal Youth hemen narı almış. Ee, Blind gerçekten güzel de bir tercih olan tam kençi almışlar. Yine Trash aldık tam kençi e karşı. Şimdi buradaki soru işareti biz streşi önceden alsaydık adamlar ne alıp bizi cezalandırırdı. Çok bir piki olduğunu sanmıyorum adamların. Bakın burada puşu almaya kalktılar. Bakın hemen öne çıkmış. Mesela şu çok büyük bir hata bakın. Şu an mesela şu trash'in yaptığı hareket çok büyük bir hata. Çünkü zaten Trundle sizin tarafınızda değil. Daha orta koridorda daha gelmemiş ve adamın bot site'de olduğunu biliyorlar büyük ihtimal böyle bir pozisyonda kaldığı için flash'ı gidiyor. Ne kadar mantıklı bilemedim. 2 ve 2'de şu an bizimkiler yener büyük ihtimal. Zoe Trundle aha. E O adam öldü ki flash atacak. O koy flash'ı. Oo. Royal Youth burada biraz. Royal Youth burada biraz sıkıntı bir hamle yapmış açıkçası. Oo bak Bu saatten sonra Royal Yut'un işi çok zor. Eğer ki ee, oyunu düzgün oynarsak işi çok zor rakibin. Şimdi bu gankte ne yapabilirdi? Bakıyorum. Çok bir şey yapamazdı çıkacağız. Adamın flash'ı da var zaten. Uzaktan uzaktan farmlaması lazım. Otolata katmaması lazımdı. En iyi çözüm yolu o. Şimdi mesela birden Dark Passage Akademi önde olduğu maçı bir anda böyle hani eşitledi gibi bir şey diyebilirim. Alt koridorda samınır kaybettik. İşte orta koridorda gank yedik. O üstünlüğü bir tık da olsa verdik adamlara. Verdik dediğim eşit oldu yani. Hala baskın oynamaya devam edebiliriz ama. Şimdi bak burada tamam mı? Bak tam kenç ölmüş tamam mı? Tam kenç ölmüş. Karma fan geliyor. Bu adamı artık zorlamayacaksın. Bas lanterne. Tamam mı? Adam tek kalmış. Lanterne bassa, Zoe kendi lane'ine gitse, şu an zaten tam kenç gelene kadar bu adamı tekrar dayılarlar. Şu an o kadar acele etmelerine gerek yoktu. Yavaş yavaş ya, yavaş yavaş. Karma gelmiş buraya mesela. Zoe dönün de, dön bir de koçum. Yani aldığını aldı. Nidalee'nin geldiğini görünce, Karma'nın geldiğini görünce direkt bırakmaları lazım. Tamam güzel. İkinci ejderi de aldık. Şimdi bakın. Buradaki yanlışa bakar mısınız? Bak. Bak şimdi. Ceyrus'un üstüne giden minyon wave'e bakın. Ceyrus'un üstüne giden minyon wave. Bu Ceyrus tamam mı? Buradan buraya gelirse intihar komandosu. Yani bu adam buradan gelemez ya. Şimdi bak şurada AD kere takım arkadaşına demesi gerekiyor ki hayır oğlum deneme manyak mısın? Ben burada farmımı alacağım. Bak ejderi aldık. Scuttle'ı aldık. Bot lane'de push gelmiş üstümüze. Onu alacağız. Etliye sütliye karışmadan mis gibi bir şey olacak. Şimdi burada bu kututtursak bile büyük ihtimal kesemeyeceğiz ama. Çünkü edikerimiz out position kalmış olacak. Bu biraz fazla deneme mecburiyetten. Herald'ı da basıyoruz. Herald'dan da hiçbir şey alamadık. Bu bizi inanılmaz geriye düşüren bir hareket oluyor. Bakalım burada neler olmuş. Teleportlar falan gelmiş. Oha! O nasıl bir hasar lan? Bu arada şu an Trundle inanılmaz fazla fed. Yani normalde Trundle indrali ile eşit CS gitmemesi gerekiyor. Eşit CS gitmiş. Bir de jungle limit AP ya. Büyü falan almış. Gerçekten şu an level'da falan da level'da önde mi? Level'da önde imkanı yok. O Trundle çok zor ölecek bu maçta. Jayrus güzel bir hareket yapıp orta koridor kulesini almış. Jayrus'un itemini hiçbir şekilde sormayın. Ben de bilmiyorum neden onu aldığını. Normalde can biçen bu ilde eşe komet girerseniz alınıyor. Hatta bunu aldıktan sonra da üçlü kuvvet alıyorsunuz. Ama neden bunu aldığı konusunda en ufak bir fikrim yok. Sürekli ulti basıp engage atmak istedi herhalde. Başka bir mantığı yok çünkü. Bakalım. Bayılıyorum. Bayılıyorum böyle adamlara. Bak bak. Bak şimdi bak. Burayı puşladı. Bak. 3 tane minyon var. Bu minyonlar için Q atacak değil mi? Map'te hiç kimseyi görmüyor. Trundle base'de Ashe base atıyor. Thresh'de mid'de Renekton zaten botta. Bak Q'yu atacak. Bak atarken zaten ne oldu? 2 tane minyon öldü. 1 minyon için şu an şu riske giriyor ve kendisi de biliyor ha adamların buradan çıkabileceğini. Adamların buradan çıkabileceğini düşünmese şu minyonlara gelip buraya dönmez. Adamların burada olabileceğini biliyor. Bilmesine rağmen geliyor. 1 minyon için Q atıyor. Onu da tutturamadı. Onu da tutturamadı. Ha aldı. Bubble patlayınca aldı. Hop. Selamun aleyküm. Bu kadar. Tık. Güzel. Tam Kench nerede? Tam Kench niye üst koridora gidiyor? Bak. Tam Kench şu an üst koridora gidiyor. Karmayı korumak için. Tamam. Korudun adamı. Bitti. Olay bitti. Dön mü de? Tam Kench ne yapıyor şu an? Tam Kench ne yapıyor şu an? Cidden koruması gereken kişi karma mı? Kuleyi zaten vermiş. Nereye gidiyor ki? Hadi madem Tam Kench yok. Tam Kench hata yaptı. Şu an nereye gidiyor? Meşeit. He. Şu minyonu almak istemiş. Pardon. O minyona vuran yok ha. O minyonu zaten alacak. Bak o minyona vuran yok. Bakın izleyin. Bak bu minyona vuran yok. O minyon zaten ölmeyecek. Bunlar işte rookie mistake. Olur. Bir de öne adım atıyor. Hak etmiş. Bu arada Tamkenç varken karşıda eşin ultiyle engage başlatması da bir garip. Yani şimdi burada mesela atıyorum kim hayal ettiğimiz şey ne? Sallıyorum. Afelios'u tuttu. E, Tamkenç yiyecek, geçecek, kurtulacak. Ya hatta bence şurada Afelios'un yemesi lazım ultiyi. Boşu boşuna Tamkenç'i yiyor ve klasik klensi gidiyor. Bence bir adım öne geçip birinin ultiyi yemesi lazım Tamkenç varken. Şu an bayağı fazla hasar vuruyor Aphelios. Yanında karması var. Tam kençi var. O adamı kesmek gerçekten uzayan oyunda bayağı zor olacak. Şu an bizim AD yok. Adamların AD var. Bizim AD direkt sıfır vurur. Sadece ulti basacak. Başka hiçbir işlevi yok oyunda. O itemlerle. Hiçbir şekilde sıfır. Tık. W'sunun kullanımı çok düşük. Sürekli W atacak. Evet ejder çıktı. Bakın ejderi aldık. Şimdi mesela normalde... Oğlum onda lan. Bin mumun speed'i mi var oğlum? Eyvah eyvah. Şimdi bakın bak bak. bak. Trundle'ın flash'ına bir bakar mısınız? Niye böyle bir flash atıyor? La bir dur. Adamlar şunu kessin ondan sonra at flash. Mesela Aphelios niye kaçmıyor? pardon reis özür dilerim kaçmıyor falan dedim özür dilerim pardon valla kusura bakma ayvayı yedik şimdi 3 item oldu Afelios üstüne bir de lifesteal aldı üstüne bir de stop stopwatch'u var bakalım hiç ayrı alamet değil yanında herif adamın karması var Karma ama bak karma yapma bunu bak gitmiş kefaret almış. Rabadon alsa, bak Rabadon alsa karma. Yemin ediyorum bu maç büyük sıkıntı. Ama kefaret çok yüzlü oluyor. Şu an tüm, bak e, Nidali 17 level olacak. 2 level diff var. Jungle'da. Bu bayağı bir. Yani 17-15 çok büyük fark. Gerçekten çok büyük fark. Yalnız oyunda ne oyun? 3 Drake'e 3 Drake. Evet. Bak eşe bakın. Eşe bakın. O yalnız a eyvah eyvah. Afelios. Ha! Oğlum nideli ne yaptı? Niye gitti oraya? Bak. Spear mı tuttu? Spear tutmuş. Oğuzkan'a gitmiş. Yani hiç gerek yok. Şu an sadece peel oynamaları lazım. Sol tarafın sadece pil oynaması lazım. Ne yapıyorsun pus? Oğlum kefaret almış, eşko oluyor. Nasıl iş bu? Allah Allah. Garipmiş bak bu. E. Oğlum bu ne her yerde fight oluyor. Bu nasıl bir maç? Bak şimdi base atınca bak burada mesela bak sıkıntıyı söyleyeyim size. Bak bunlar önemli şeyler. Şimdi bak trash hook atıyor, eş de ulti atmış. Zaten eşin ultisinin olduğunu söylese eş, ben ulti atacağım bu adama dese, ultiden sonra Q atsa bu adam ölü. Bak, hook nereye, eş ultisi nereye? Son adam kaçtı. Aha! Lan oyun bitiyor. <laughs> Ana! Oğlum base'ini bozsa falan adamları... Oğlum maça bak. Niye yedi ki burada? Tamken Kench yemeyebilirmiş. Eee? Bubble yedi. Abi. Aha! Afelius QS salmadığı için maçı kaybetmişler ya. Lan teleport attı. Lan, karmayla bitiremez ki. <laughs> Ananı eyva eyva. Ben bir şey diyeyim mi? Ben bu maçı izleseydim canlı büyük ihtimal kafayı yerdim. E Nars attı sattı. Lan ejder resetlendi. Ofelius'a bak. Dömür lan dömür. Ha yok. bastul T'yi kesti. Bitti oyun. Eldir aldılar. Eldir aldılar. Burada da maç bitiyor. Evet arkadaşlar. Hız kesmeden ikinci maça geçtik. Valkes'e karşı olan maçımızı analiz edeceğiz şimdi. Hemen bakalım neler banlanmış Zaten artık e, yasaklamalar konusunda bize karşı atılan yasaklamalar hep aynı. Kamil, Thresh kartus bazen bir tanesi değişiyor sadece. Sağ tarafta bizse Afelios, Wukong Kong ve Karma banlamışız, yasaklamışız. Hemen Volibear first pick gelmiş. Volibear gerçekten hani gerçekten güçlü. Hem ormanda hem üst koridorda. Ya gerçi üst koridorda o kadar güçlü değil de ormanda biraz daha güçlü diyebilirim. Volibear'a e karşı hemen Trundle geliyor. Trundle biraz şey, ee, nasıl diyeyim size? Volibear'a e karşı ormanda biraz güçlü bir şampiyon. Biz de Trandlı oynamayı biraz seviyoruz. Hani sonuçta şurada Nidali'yi görmeden belki orman olur. Orman olursa döveriz. Orman olduğunu işte üst koridor olduğunu Volibear'ın belli ederlerse de üst koridora da counter seçim yaparız diye düşünmüş olabiliriz. Hemen set gelmiş. Set burada e, orman değil. E, üst koridor ya da destek e, flex. Hemen Ezreal geliyor Aphelios banlıyken. Ezreal artı Nidali. Burada da Kalista geliyor. Trandl'a karşı Nideli gelmiş. Şimdi burada e, garipsediğim bir olay var. Neden buradan sürekli hani buradan evet bunu aldık. E, orta koridoru görmek istedik. Evet ya tamam fena değil. Güzel güzel. Orta koridoru da kantılacaklar. Şimdi kor kim alacağız? Oraya aldık? Fena değil. Bak burada Azir'e karşı güzel bir seçimimiz yoksa ve bence lulu anlamak yanlış. Çünkü ee, Lulu ya da Yumi. Set Kalista'ya karşı Lulu ya da Yumi oynamak ne kadar mantıklı ki. Oynayamazlardı bence. Ee, bence Lulu ya da Yumi yerine hani Serin'in oynayabileceği şampiyonları banlamak veya atıyorum Eko alırsa orta koridoru kantırlayacağız ya. Eko'yu alırlarsa Eko'yu kantırlamak kolay. Hani oynayabiliriz. Kolay dediğim. Eko'ya karşı seçim çok. İşte atıyorum Adam ne alabilir? Kasadin de kör seçim yapamaz. Kasadin hatta kendisi banladı. Burada bir azir yasaklaması gelebilirdi sanki. Ama azir anlasak bu sefer Orianna alacaktı. Yine aynı olaya gelecektik büyük ihtimal. Burada ben alt koridor meça çok merak ediyorum. Açık ve net söyleyeyim size. O bir level'da direkt dövdüler. Aha. İlk kan döküldü bir level'da. Gayet güzel. PVD bizim Alihan bir tık trollemiş burayı. Bakalım alt koridorda bu saatten sonra büyük ihtimal bizim pressure'ımız olur. Diye düşünüyorum ama Kaori 2 level oldu. Biraz dövmüş. Aha. Hey. <laughs> Aha neler oluyor. Aman Allah'ım. Kaori teleport attı. Bir daha mı? Yok o wave onların üstüne gelecek. Teleport mu gelecek arkaya? Güzel Q geldi PBD'den. Tamam o set öldü. E Volibear geldi. Volibear da Kalista'yı kesti. Orianna'dan da teleport geldi. Orianna biri hiç falan. O ne? Şimdi buradan karlı kim çıktı? Bir dakika. Atrox'u teleport yok, Volibir'in yok. Atrox kill alamadı. Volibear kill aldı. Üst koridorda Wildcast daha güçlü daha iyi oldu. Orta koridorda Seri'nin teleportu duruyor. ışının duruyor. Ama skor aldı. Bence Orion'ların skor olması fena değil. Alt koridorda da Kalista ve Set'te skor var. Bence alt koridorda şu an ee, biz daha güçlüyüz. Çünkü Ezreal daha eşyasını almadı. Şu an base atıyor. Onda da Tanrıçanın göz aldı. Şu an itemsiz Ezreal demek bu. Kalista ile Set'in sürekli alt koridorda baskı kurması lazım böyle ejlere çevirmemiz lazım. Gayet mantıklı gözüküyor. Şimdi burada ee, şunu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şurada bu kadar çok wave varken bu alt koridor bu olaylar oluşmadan önce şurada falan şu an alt koridoru göremiyoruz. Trundle şurada demesi lazım ki alt koridorun. Ya bak Oskan bu adamlar lane'i slow pushluyor. Bize dive atabilirler bizi coverlaman lazım demen lazım. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Üst koridoru da çok kötü durumda. Baksanıza üst koridora. Bu wave böyle kaldığı an Prime Ayva'yı yedi. Burada savaşması lazım. Yani o yüzden buraya gidiyor ama bence buraya gitmesinden salt koridoru kurtarması şu an daha önemli. Prime zaten çok geri düştü. Şu an o wave'i puşlasalar bile 30 milyon geride. Çok fazla. Ki hani gittiğinde de çok bir şey fark etmiyor yani. Evet, alt koridordan da kule geldi. Şu an Val'kesin dakika 13'te açtığı para farkı 7000. Yani böyle bir fark yok bu arada. Hani normal hiç normal değil. Hiç normal değil yani. Hah. Üst koridorda 2200 gold. Ormanda 3200 gold fark var. AD kere de 1300, orta koridorda 600. Destekte Bizim destek oyuncumuz önünde çünkü çok fazla skor kalmış. Yani 3 2 kat ya. O ormanda şu an 2 kat fark var ve bu durmayacak arkadaşlar. Nidalee Trundle diyoruz. Sürekli artacak, sürekli. Evet, Star Scream oluyor. Hemen Prime Dom oluyor ama burada mesela Prime'ın gelmesi atıyorum. Gelmek zorunda kaldığı için geliyor. Ama mesela Star Scream önceden o koridoru puşladığı için her türlü Prime'a minyon kaybettirdi geldi şu an. Orta koridoru o ittiriyor. Mis gibi ejderhalar bakın. Sonra Starscream döndü üst koridora. Kendi alt koridoru mide geldi. Midi puşluyorlar. Şu an Valkes gerçekten güzel oyun oynuyor. Of 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 of. Oha. Ezreal'a bak. Bak W tutturdu Kalise bak. Bir açık tık. Yarı can. O ne lan? <gülüş> Ölüşe bak. Oğlum tek yiyor lan bizim çocuklar. Cık. Yok bu oyun çok erken bitecek. 22 tek meciği. 22 tek meciğisi var. Oğlum maç bitti. Dakika 19. Ha. Ama çok yani çok hata yaptık. E, teleportu falan varken adamların o dive'ı kon... O dive'ı... Dive yediğimiz an oyun bitti. O dive'ı yemememiz gerekiyordu. Üst koridorda koridorda sıkıntı yaşadık. Orta koridor iyi gidiyordu bence. Alt koridorda o dive'a kadar her şey gidiyordu. O dive'dan sonra her şey... Böyle... Ne denir ona? İplik bir şey söküğü gibi. Ar anladınız siz onu. Yani bu maçta böyle. Bu maç biraz erken bitti. Umarım akademide daha güzel maçlar analiz ederiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İki maçı da size analiz ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Dark Passage'ın kanalını takip etmeyi unutmayın. İlerleyen haftalarda hatta playoff'larda da bunu yapmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.